Ötekiler hiçbir tane kulüp bunu göz önüne almadı. Tamam sosyal mesafeyi ne kadar korusan koru. Hiçbir kulüp almamış böyle bir karar. İbrahim için yapması da o zaman normal. Ama günler sonra, haftalar sonra bizi de anla sevgili Mehmet. Böyle spor servisine ajanslardan bir antrenman görüntüsü geliyor. <laughs> böyle oturup antrenmanı izliyorsun ya. Ya tabii canım ya o kadar özledik işte bu özledik. Futbolu özledik, birçok şey özledik. Hani diyorsun sarılmayı özledin ya. Öyle düşün. Annene babana sarılmayı özledin. Eşine sarılmayı özledin. İnşallah diyorum bu zor süreci geçecek. İnşallah. Normale döneceğiz. Evet, Türk insanı Türk milleti olarak birçok şeyi gördük. Buradan da kuvvetlenerek gideceğiz. Bunu da aşarız. aşarız. Bunu da aşarız. Peki İker Kasilyas'ın sözleri var. Biraz kırıcı olmuş gibi geldi ama bakalım Mehmet Yılmaz ne diyecek. Demiş? İker Kasilyas, Real Madrid günlerine dair bir açıklama yapmış. Annem bana Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi maçı için Norveç'e gitmem gerektiğini söylediğinde 18 yaşındaydım ve okulda sınıf arkadaşlarımla oturuyordum. Sıra arkadaşım Julio'nun yanından kalkıp Raul, Morientes ve Zidorf'un olduğu bir masaya oturdu. <laughs> Julio'ya ayıp olmuş ama <laughs> Bence bayağı ayıp olmuş ya. <laughs> ya değil mi? Evet ya. Yalnız çok büyük bir kariyer ya. Evet. Hani ben harika sayarım hani zaten sayılıyordu yani bu forma dünyanın kaliteli kaleciler arasında ya. diye. 18 yaşında mı? 17 yaşında işte buradaki şey 17 yaşında. Hatta evet. bundan da önce Real Madrid'in tarihi kadrosunda da var. Hani meşhur. 18'den meşhur. Gün almıştı. Çok büyük bir oyuncu ya. Çok büyük John Benjamin Toşak Beşiktaş'tan ayrıldı. Real Madrid'e gitti. Evet. İlk yaptığı icrat kim var altyapıda? Genç kaleci kim? İker Casillas. Hemen. Birinci kaleci yaptı. Bir ama, daha kimse çıkaramadı ama uzun yıllar. Vardı da hani öyle bir yetenek vardı ki o anda o İspanya Milli Takımı kalecisi kaptanlığını yaptığı yıllarca. Çok büyük bir kariyer. E, dünyadaki zaten sıralamalarda var gelmiş geçmiş en iyi e, kaleciler arasında zaten. Tesadüf değil yani. Kres için sözleri var. Fenerbahçe'ye transfer olmuştu hatırlarsın. Biz genelde AVM'lerde görüyorduk kendilerini ama ben çok Kres... gördüm onu. Çok gördüm. <laughs> Bizim günlerimle de o süreçte biz de futbol oynuyorduk. izin günlerde bazen İstanbul'a geldiğimiz zaman bir yerde kafede oturuyorsun bakıyorsun klasiç geliyor. Orada. Tabii tabii. Ne söylemiş bakalım, bakalım. mı? Fenerbahçe taraftarı gerçek klasiçi izleyemedi. Acaba neden? Ya biraz da sorumluluğu kendinde arasana ya. Evet. Şu var hani Juventus'tan geliyorsun. Çok büyük ümitlerle geliyorsun. Kaç dakika oynadı? 7 ben, milyon euro ben, yanlış hatırlamıyorsam gitmedi verilen paraydı o zaman. Gitmedi. Yani. Bir yere de gitmedi. Hatta bir sene mi kaldı? Bir buçuk sene mi kaldı? Kontras parasını tabii e, aldı. Hiçbir şey de yapmadı. Dediğim gibi geliyordum ben görüyordum onu. O zaman derazı oradan çıkıyordular. Görüyordum ben onu. Bir kafede oturuyordu. Ben de yemek yiyordum. O da yemek yiyordu. Ya yani birinin klasiçe o kadar fazla alkol tüketmeyip biraz daha fazla antrenman yapması gerektiğini söyleseydi o zamanlar Fenerbahçe taraftarı da Kresic'i izlerdi. Muazzam bir topçuydu. Çok iyi oyuncu. İnanılmaz para verildi. O paraya da yazık. Ona verilen maaşı Ama da yazık olduğunu oldu. Ama geldiğin kulüp de Fenerbahçe. Evet. Yani Juventus'tan geliyorsun. Bilinen bu Türkiye Ligi'nin en büyük kulüplerinden bir tanesine geliyorsun. E biraz da bu kadar senin üzerine yatırım yapılmış. O zaman profesyonelliği burada kullanacaksın. Biraz da diyeceksin Tabii. ki sorumluluğu ben üzerime alacağım. Sen izletemedin kendini. Tabii. İzleyemedi değil. Sen kendini izletemedin. Herkes Juventus'taki Kresic'i hatırladı. Tabii Fenerbahçe... Şey kim hatırlamıyor zaten ve o kadar da ihtiyacı vardı ki Fenerbahçe'nin iyi bir Krazic performansına. Bekledi de. Evet, taraftar bir maç, iki maç, üç maç ama hiç kıpırdamadı. Hiç e İşte şey yapmadı. İşte arkadaşlarımıza soruyorduk. Ya Krazic ne yapıyor diye? Ter idmanı yapıyor diyorlar. O işte Deraz o zaman hani kadro dışında Kendi yapıyordu. Takım işte Samandıra'daydı. O da kendi özel e, antrenmanı yapıyordu. Idman bireysel idmanı. aynı hiç bakmıyordu yani. Takımdan işi yoktu. Peki bence futbolun enlerinde ikinci soruyu burada görebiliriz sevgili Görelim. Mehmet. Yine güzel bir soru e, gelecek. Bulursam mutlaka gelecek. Evet, buldum buldum. Neden en olması? zorunu bulmuşsundur. Yo ikinci sıradaki soru. Zor mu? Evet biraz. Bu sezon hangi takım daha çok teknik adam değişikliğine gitti? Yeni Malatya Spor mu Kayseri Spor mu? Malatya Spor Sergen Hoca ile başladı. Kemal Özdeş. Hikmet Karaman. Üç Kayseri Spor. Bir dakika. Sezona kimden başladı? Bülent Uygun mu? Bülent Uygun Prosineşki. 3-2. 3-2 kim Hocalar, diyorsun? Hocalar, hocaları saydım sana şu an eğer yanılmıyorsam. 3-2 Malatya Spor 3 hoca. Kayseri Spor 2. Malatya Spor'u tam olarak doğru hatırladın. Kayseri Spor'u da doğru hatırladıysan kazanmış bir dakika, olacaksın. Bir dakika. Sevgili Mehmet. Ee, Fatih bir dakika. Malatya Spor demiş. Mehmet Fidan Kayseri Spor. Mesut Malatya Spor. Gökhan. Malatya Malatya. Malatya Hamza 3 Kayseri. 3 Malatya Kayseri 2. Prosineşki geldi. Ondan önce Orkun Malatya demiş. Halil İbrahim Biter Kayseri demiş. Mehmet Ali Ögel Malatya demiş. Serdal Çıtak Kayseri demiş. Mustafa Güray Kayseri. Efendim? Bir dakika bir dakika düşüneyim. Peki. Nuri Malatya Spor demiş. Mehmet Malatya demiş. Şimdi Erkan. Ara verdik ya. Şey yani bayağı hani ligdir özledik. Şimdi <laughs> şeyde bu, öyle bir koptuk ki evet. noktadan. Bir dakika Kayseri Spor mu? Yunus Kayseri Spor demiş. Yeni Malatya mı Kayseri mi? Kayseri Spor. Kayseri Spor. Dört yapmış mıdır? Kimseyi zehirleyemem. Bak Kayseri Spor dedim. Kimse yok yanımda. Dört yapmış Kendi kendimi Kayseri zehirliyorum. Kayseri ya da 2 3 mü bir dakika ya. Bak 3 Malatya Spor'un 3'ü doğru. Tamam 3 4. Kayserispor 4 yaptı mı ya? <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok zor ya. 4 tane değişti mi ya? O kadar koptuk ki futboldan. Değil mi? Son evet. Kayseri Spor. Kayseri Spor gelsin doğru cevap. Kayseri Spor 4, Yeni Malatya Spor 3. Yeni Malatya Spor'u saydın ama Değil mi? Kayseri dakika, Spor Ligi... Bir dakika. Kayseri e, sezonu kimle başladı? Hikmet Karaman Hoca ile başladı. Hikmet Karaman, Bülent Uygun. Samet Bülent. Hoca? Siri. <laughs> Samet Aybaba. <laughs> Telefon konuşuyor, evet. Samet Aybaba var, Samet Abi, Hoca ile Hikmet tamam, Hoca. Tamam, tamam. Samet Hoca çok kısaydı. Bülent Oca, Samet Hoca, Samet Hoca'yı unuttuk. Tabii, tabii. Çok kısa bir dönemdi ama, ama dört oldu şöyle tabii. Şöyle de bir şey var. Yani... Ne kadar takımlar kötü giderse gitsin ben hep diyorum. Hocalarda da özellikle istikrardan yana olmak lazım. Biraz daha sabretmek lazım. Tamam sıkıntılı süreçler geçiriyor iki takım hale derlikte. Ama ne olursa olsun bence hocalara biraz daha e, sabredilmesi lazım. Başarı öyle gelir çünkü. Başarı sabır işi. Bence. becerebilirse Günlük zannediyoruz ama değil. Değil. Becerebilirsek çok güzel bir şey evet. yapabilirsek. Ama bizim ülkemizde biraz zor. Çünkü çok değil da yani örnekleri var. yani Mehmet Yılmaz'ı takımın başına getirdik. 10. haftada. Oynanan 10 maçta bir 7 galibiyet alsın diyoruz. E Mehmet yeni sistemini nasıl oturtacak? Ona göre oyuncu var mı elimde? Evet. Ne bekliyorsun kadroki. benden? Sen bana ne sunuyorsun? Yani başkan yönetici olarak sen bana ne sunuyorsun ki benden ne bekliyorsun? O da çok önemli. Yani karşılıklı aslında bazı şeyler. Sen ne istiyorsun yani? Eğer sezona başlarken hedefin senin e, UEFA kupasına mı gitmek, şampiyonluğa mı oynamak veya orta sıralardan bitireceksin, ona göre de bir bütçe oluşturacaksın. Yani bence doğru yapılanma aslında. Doğru hoca. Doğru takım. Ne Hepsi bekliymiş. bir araya gelecek değil mi? Evet. O bir araya gelirse uzun vadede mutlaka başarı, başarı olur. gelir. Hep bunu gördük, e, gözlemledik. Gelecek. Peki Elif Keskin Hanım'a selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Selamlarımızı gönderelim buradan. Bilal Kırmacı için özel bir Viltorz sorusu rica etmiş. <laughs> Mehmet Yılmaz'a çaktırmadan Cengiz <laughs> Ana söyler misiniz diye söyledim. Artık en kısa zamanda bir tamam. Viltorz sorusu daha e, demek ki bekliyoruz. Erol Bey'e de selamlarımızı, e, selamlarımızı gönderelim. gönderelim. E, Halil İbrahim hiç hat-trick yaptın mı Mehmet? Hat-trick yaptım da... bir de ...ben e, sihir maçı yaptım. E, Samsun Spor'daydım. Kupa maçıydı. 7 bir beş tane attım. Beş tane öyle. İki tane Ertuğrul Sağlam attı. Ertuğrul Hoca. Yan yan oynuyorduk. E, beş tane ben attım. iki tane Ertuğrul Sağlam attı. Sen de golün her türlüsünü atabilen... ...oyunculardan biriydin ama. Şükürler olsun... ...birçok şey yaşadık hayatımız boyunca. Çok çok daha da iyi şeyler olabilirdi ama hani... Dediğim gibi ben halinden çok memnunum. Şükürler olsun. Hani görebildiğim kadar iyi yerleri gördüm. Ha bizim zamanımızda biraz daha şu sıkıntısı vardı. Avrupa'dan teklifler geliyordu ama o zaman biz biraz daha da korkuyorduk. Çünkü çok fazla önümüzde örnek yoktu. Bu Değil kadar mi? rahat gidilmiyordu Avrupa'ya. Evet. Ve e, o, bu kadar ulaşılabilir değildi Türkiye Ligi Avrupa için. Evet. Çok fazla bize dönüp bakmıyorlardı. Yine eski Yugoslavya'ya bakıyorlardı. Yani Sırp oyuncu, Hırvat oyuncular, Boşnak oyuncular ...servis ediliyordu ama bizim daha yetenekli oyuncularımız ligimizde kaldı. Bir de Mustafa şey var, bu kadar fazla pazar yoktu. Tabii. Yani şimdi bir Çin pazarı, bir Uzakdoğu çok farklı yerler var, seçeneklerin çok var. Özellikle de sen oralara transfer olabilmek için milli takımına bakılıyor. Milli takımda da zaten olduğun zaman otomatik olarak oranın kapıları sana açılıyor. Bizim zamanımızda çok fazla o pazarlar yoktu. Belirli vardı, belirli takımlarda zaten Avrupa'nın kaliteli takımlarıydı. Bir de korkaklık vardı. Yani korkaklık derken bir takım üstesini düşünüyoruz ki biz. Ya şimdi o zaman dil yok. E kimse de yok önümde, ornaktaki arkadaşım yok. Ne yapacağım orada diye. Şimdi şu anki durumda olmuş olsa bence şu an oynayan oyuncular çok şanslı. Değil mi? Tabii onların biraz bence kıymetini... Çok daha lazım. evrensel bir global evet, bir evet. dünyada yaşıyoruz çünkü. Evet. Peki Mehmet 30 yaşındasın. Çin'den Guangzhou RMF'yi çağırdı gider miydin?